Sevgili dostlarım merhaba. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Bu videomuzda Sayın Bakan Albayrak'ın sözlerini biraz değerlendirmek istiyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Sayın Albayrak dolar spekülatörleriyle ilgili bir açıklama yapmıştı. Doların 8 lira, 10 lira, 12 lira hatta 15 lira olacağını söyleyen spekülatörlerin kim olduğunu biliyoruz. Onların belli pozisyonlar aldığını da biliyoruz. Bunları gerekli şekilde inceleyeceğiz ve gerekli cezaları vereceğiz dedi Sayın Albayrak. Bence de bu konuyla ilgili acil bir müdahale yapılması gerekiyor. Eğer ki dolar alanlar yani dolar pozisyonuna girenler suçluysa bunlar mutlaka değerlendirilmeli. Ancak şunu unutmayalım. Dolar spekülasyonu, borsa spekülasyonu, hisse senedi spekülasyonu yapmak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yasak değil. Öncelikle bunu söyleyelim. Sayın Albayrak da gerçi bunu gayet iyi biliyor. Çünkü spekülasyon bir konuyla ilgili, bir yatırım aracıyla ilgili pozisyon almak anlamına geliyor. Siz paranızı faize de yatırsanız, dolara da yatırsanız, hisse senedine de yatırsanız siz aslında bir spekülasyon yapmış oluyorsunuz. Çünkü spekülasyonun kelime anlamı pozisyon almak, bir beklenti doğrultusunda pozisyon almaktır ve suç değildir sevgili dostlarım. Suç olansa genel itibariyle insider trading dediğimiz içeriden bilgi almaktır sevgili dostlarım. İçeriden bilgi alabilmeniz için de belli yetkilere haiz olmanız gerekir. Belli yetkilere kimlerin haiz olduğu belli. Diğer taraftan diyelim ki spekülasyon Türkiye'de suç ve belli pozisyonlar alınıyor dövizde. Ki şunu da söyleyelim, bizim gibi genel itibariyle AK Parti'ye çok yakın olmayan isimlerin dolarda pozisyon alacak zaten paraları yok. Ne benim var ne benim gibi düşünen pek çok kişinin, çünkü bu dönemde genelde kaybeden taraf bizler olduk. Kazanan taraf biliyorsunuz AK Parti'ye yakın kişiler ya da AK Parti'ye yakın firmalar. Bunun bir de sağlamasını yapalım isterseniz. Dolar pozisyonu son dönemde hızla artıyor. Özellikle Şubat ayının son haftalarına bakıldığı zaman dolar pozisyonu alan vatandaş ve şirketlerin toplam parasının 171 milyar dolara geldiği söyleniyor. Bunlar resmi veriler. Ve bu paranın önemli bir kısmı katılım bankalarında sevgili dostlarım. Evet, altını çizerek söylüyorum. Bu paranın önemli bir kısmı katılım bankalarında. Yani AK Parti ya da Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakın olan muhafazakar kesimde, faize karşı olan, genel itibariyle AK Parti'ye oy veren kesimde. O zaman sanıyorum ki Sayın Albayrak özellikle öncelikle katılım bankalarındaki mevduatları incelemeye alacak. Çünkü daha çok katılım bankalarında var. Yine bunun resmi rakamlarını sizlere aktaralım. Bankalardaki mevduatlara bakıldığı zaman TL mevduatı %50 civarında, döviz mevduatı %50 civarında. Diyelim ki bankaları, yani faizi tercih eden daha seküler kesim, yani daha laik kesim bankalarda %50 TL mevduatında, %50 döviz mevduatında bulunuyor. Katılım bankalarında ise, yani daha muhafazakar kesim dediğimiz ve faizi tercih etmeyip katılım bankalarını tercih eden kesimin mevduatlarına baktığımızda ise %40 TL, %60 döviz mevduatı görüyoruz. Bunların da önemli bir kısmı dolar sevgili dostlarım. İşin özeti şu, tekrar belirtelim. Türkiye'de spekülasyon yapmak ne sermaye piyasaları kanununa göre ne de diğer hukuk müeyyidelerine göre suç değil. Çünkü spekülasyonu herkes yapabilir. Siz eğer gidip 3 çeyrek altın da alsanız, 10 dolar alıp kenara da koysanız ya da 100 bin dolar alıp kenara da koysanız spekülasyon yapmış oluyorsunuz. Yani pozisyon almış oluyorsunuz bir beklenti doğrultusunda. Bu spekülasyonu genel itibariyle kim yapıyormuş? Biraz önce söylediğimiz gibi muhafazakar kesim yapıyor. Peki muhafazakar kesim Sayın Albayrak'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın tüm söylemlerine rağmen, gidin dolarınızı bozun demelerine rağmen
Neden dolarda pozisyon alıyor sevgili dostlarım? Gayet basit bir sebebi var. Çünkü şirketler daha önce bu açıklamaları dinleyerek terse düştüler. Vatandaş bu açıklamalara inanarak terse düştü. Ne zaman biliyor musunuz? Dolar 3.60 lirayken Sayın Albayrak ve Sayın Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki sakın ha sakın dövize yatırım yapmayın, kaybeden taraf olursunuz. Dolar hızlı bir şekilde aşağıya gelecek dedi. Ve nitekim yine Cumhurbaşkanı'nın ekonomiyle ilgili danışmanları da aynı tip açıklamalar yaptılar. Ve yine 24 Haziran öncesinde Türkiye'nin ekonomi kurmayları dediğimiz ekonomi bakanları da benzer açıklamalar yaptılar. Ama dolar 24 Haziran seçimleri sonrasında özellikle Ağustos ayında ne yazık ki bizim dediğimiz gibi ki tekrar altını çizmek istiyorum. Bizim gibilerin zaten kenarda spekülasyon yapacak, 10 dolar alacak bile parası yok. Daha çok borcu var. Onu söyleyebiliriz sevgili dostlarım. Bizim gibiler kenara para koymadılar. Öbür kesimde paralarını bozdu. Ama Ağustos ayı itibariyle inanılmaz bir kur şoku yaşandı ve 7'lere vurdu dolar fiyatları. O dönemde gördük ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin aslında dolarları varmış. Çünkü 7 lira, 7-20 lira seviyesinden Milliyetçi Hareket Partisi dövizini bozdurdu. Vatandaş 3.60'tan bozdururken Milliyetçi Hareket Partisi 7 lira 20 kuruştan dövizini bozdurdu. Yine AK Parti'ye yakın pek çok şirket, pek çok kurumunda yine 7 lira civarından dövizini bozdurduğunu gördük sevgili dostlarım. Sayın Albayrak'a buradan seslenelim. Döviz pozisyonu alanların kim olduğu belli. Bizler sadece şunu söylemeye çalışıyoruz. Türkiye'nin ekonomik sıkıntıları devam ediyor ve bu ekonomik sıkıntılarla ilgili kesin çözümler ne yazık ki üretilmiyor. Kesin çözümler üretilmediği için de dolar yukarıya doğru hareket etmeye devam edecek. Ve işin kötü tarafı ne biliyor musunuz? Biz ödeyeceğiz onun bedelini. Hükümete yakın olan para babaları değil, bizim gibi parası olmayanlar bedelini ödeyecek. Düşük gelirli olanlar bedelini ödeyecek. 2020 lira asgari ücret alanlar bedelini ödeyecek. Bugün 5000 lira alıp kendini zengin sanan, aslında yoksulluk sınırının altında yaşamak zorunda kalanlar bunun bedelini ödeyecek. Çünkü dolar 10 liraya geldiği zaman bizim 2020 liramız 1000 liraya düşecek alım gücü olarak. Onun için Sayın Bakanım, Sayın Cumhurbaşkanım, değerli ekonomi kurmaylarımız, sizlere sesleniyoruz buradan. Doların 10 lira olması sizi değil, en çok bizleri üzer. Ve en çok bizleri üzdü. Bakın Ağustos ayı itibariyle gelen kur şoku sebzeye, meyveye, tencere fiyatlarına yansıdı. %60'lık enflasyon oldu ve o %60'lık bedeli siz zenginler değil, biz yoksullar ödedik ve ödemeye devam ediyoruz. Onun için de birazcık konuşma hakkımız var diye düşünüyoruz. Umarım bu dolarla ilgili gerekeni yaparsınız, doların yükselmemesini sağlarsınız. Çünkü bu en çok bizim işimize gelir. Sevgili dostlarım, bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni videolarımızda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin ve tabii ki videolarımızı dostlarınızla da paylaşın.